Şimdi çok kısa biraz yorum yapacağım. Soruları cevaplayacağım. Sonra da bu cash flow'la ilgili, oyunla ilgili yorumla şeye başlayacağız Julia Hanımlarla. Çok kısa söylüyorum. Bakacağım şimdi. Evet. Ev fiyatları ile ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Ev fiyatları maalesef satışlar çok azalmasına rağmen, bu kadar azalan bir satışlarda fiyatların düşmesi lazım. Fakat fiyatlar hala düşmüyor. Özellikle benim takip ettiğim küçük evlerin olduğu, işte Ataköy'de 1 artı 1'ler, işte İnnovya'daki 1 artı 1, 1 artı 0'lar, Halkalı, Beylikdüzü falan gibi yerlerdeki yerler, Kurtköy'deki yerler, küçük evlerde hala ciddi bir artış var. Ciddi bir artış derken, yani bu kadar durgunlukta olmaması gereken artış. Çünkü krediler de kapalı. Ama %3, %5'e yakın yaklaşık son 3 ayda yine artış yaptı. Ama artık durmaya doğru gidiyor. Çünkü bir de kış sezonu, yani Aralık-Ocak döneminde insanlar kiraya da taşındılar. Evlerinde oturdular. Taşınanlar taşındı. Okulunu okumak için taşınanlar, işte buna settle olmak diyoruz. Herkes settle oldu. Dolayısıyla insanlar artık oturduğu için genel olarak geleneksel Aralık-Ocak aylarında yağmurda, karda kimse taşınmaz. Kimse evini değiştirmez. Dolayısıyla fiyatlarda genelde bu dönemde bir düşüş olur. Bu satışlar da biraz düştüğü için, %25'e yakın epey düştüğü için, burada belki küçük küçük bir düşüşler olabilir. Özellikle büyük evlerde olur. Küçük evlerde biraz daha zor. Onlar nakit alınıyor çünkü. Ama büyük evlerde kredi çıkmadığı için olabilir. Burada bir fırsat yaratılabilir. Burada şeyi bekliyor insanlar. Eğer seçim öncesinde kredi musluklarını tekrar açarlarsa, ev fiyatları tekrardan patlayabilir. Burada zaten borsanın bu kadar artma nedeni de o. Şimdi çok ucuz faizle para çıkıyor piyasaya. Yani enflasyonun %100 olduğu yerde, %150 olduğu yerde devlet %10 ile %15'te para veriyor. Kredi veriyor, para veriyor Merkez Bankası. Dolayısıyla bu para eskiden konuta gidiyordu. Konuta gitmiyor şimdi. Para çıldırdı. Para çıldırdığı için şimdi ucuz para, nasıl hani derlerdi ya, ucuz para dünyaya gitti. Türkiye'yi de şey yaptı 2002 ile 2012 döneminde. Şimdi Türkiye'deki ucuz para bize geliyor, borsaya geliyor. Dolayısıyla bu borsa, bu ucuz paradan dolayı düşüşlerle de olsa, yine bu faiz politikası devam ettiği sürece gitme ihtimali yüksek seçime kadar böyle borsanın. Sadece burada dikkatli ve iyi kağıtlarda tedbirli olmak lazım. Ev fiyatları için dediğim gibi, eğer faiz şeyleri düşürülürse, faiz konusunda bir değişiklik yapılırsa, konut kredisi faizleri tekrardan piyasaya verilirse, ev fiyatları tekrar hızlı şekilde artabilir. Çünkü piyasada mal yok. Dolar çok ciddi durdu. Çok ciddi baskı altında gibi gözüküyor. Grafikler diyor ki böyle bir grafik olmaz. Geçen paylaştım. İnşallah olmaz. Temenni değildir ama doların yavaş yavaş tekrardan böyle 19-19'lara doğru gidecek gibi gözüküyor. Seçime kadar belki tutmak istiyorlar ve tutabilirler inşallah. Tutabilirler ama tutsalar bile sonuçta bu kadar durması sağlıklı değil. Doların yavaş yavaş enflasyon kadar artması lazım. Ve bu grafiklerde ben gitmek istiyorum, beni yukarıdan baskılıyorlar diye bizi uyarıyor. Dolayısıyla o da aynı bir deprem gibi birikiyor birikiyor. Ben her zaman söylüyorum, doların bu kadar birikmesi iyi değildir. Enerji biriktirmesi. İnşallah yavaş yavaş. Yani yarın da 18.30 olsun. Bir dahaki yılbaşına doğru 18.60 olsun. Şubat'ta 18.90 olsun. 19.20 olsun. Böyle yavaş yavaş, yabancıların slightly dediği, yavaş yavaş gitmesi lazım. Yoksa böyle bir ayda, 2 ay daha, 3 ay daha, 5 ay daha böyle satarak tutarsak doları, içeride dolar enflasyon ve taleple beraber birikim sağlar ve hızlı patlayabilir. Bu da iyi bir şey olmaz. İnşallah dolar yavaş yavaş şu grafiklerdeki gibi izin verilir, ufak ufak gider. Ama ufak ufak diyorum, risksiz bir şekilde, ki ticaret aksamasın. Çünkü birdenbire fırladığında ticaret çok aksıyor. Dolayısıyla bu dolar da durum böyle. Aynı şekilde tabii altın da, hem dolardan dolayı hem de ons çok ucuz olduğu için gümüşle altın çok baskı altında kaldı. Dolar endeksi çok arttığı dönemde inanılmaz şekilde baskı altında kaldı. Yaklaşık 6 aya yakında dolar endeksi 90'lardan 110'lara, 115'lere gitti. Bu dönemde altınla gümüş ons olarak düştü. Biz Türkiye'de hissetmedik bu nedenlerden dolayı. Ama şimdi tekrardan dolar endeksi yumuşadığı için, yavaşladığı için, burada tekrardan altın ve gümüşe uzun vadeli bir yukarı, uzun vadeli ama kısa vadeli hafif geri çekilmelerle yapabilir. Dolayısıyla altın ve gümüş orta vadeli toplamaya devam edilebilir. Yurt dışı piyasalar için her zaman söylüyorum, Amerikan borsası çok ucuz. 16 bini görmüş Nasdaq. Şu an yanılmıyorsam 11 binlerde. 10.500 civarlarına tekrar geldiğinde buralarda küçük küçük yine toplanabilir. Bunu da yurt dışı fonlardan alabilirsiniz. Bir sürü fon var. Orada küçük küçük toplayabilirsiniz. Bir şey çok basit aslında. Borsalarda para kazanmak çok kolay arkadaşlar. Biz para kazanmak istemiyoruz. Biz kumar oynamak istiyoruz. Biz hemen zengin olmak istiyoruz. Biz yarın sabah 10 bin lira para yatırıp milyon dolarımız olsun istiyoruz. Şunu demiyoruz: ya ben 500 bin lira yatırdım buraya. Seneye dolar bazı yatırdım, işte 100 bin dolarım, 150 bin dolar, hatta 120 bin dolar olursa büyük para. Yabancı öyle bakıyor. Yabancı diyor ki ben dolar bazı dünyada %5 faiz bulamıyorum. %10 bile, yani 100 bin dolarımı 110 bin yaparsam büyük para diyor. Ona göre iyi şirketler alıyor. Ama biz öyle düşünmüyoruz. Biz 10 bin lira yatıralım,
Hemen yarın 200-300 bin lira olsun, araba değiştirelim, ev değiştirelim diye hayatımız için para kaybediyoruz. Ama eğer bu dediğim stratejiyle düşmüş endekslerde, işte 16 binden 10 bine düştüğünde Dow Jones veya şey Nasdaq, Türkiye endeksi işte 500 dolarlardan 100 dolar 120 dolara düştüğünde buralarda toplarsanız, alıp tutarsanız, zirveye geçmiş bir, zirveyi görmüş bir kağıdı tekrar düştüğünde, yataya geçtiğinde korkmadan küçük küçük alırsanız, beklerseniz uzun vadede kazanırsınız. Ama tepelerin tepesine çıkmış bir kağıdı, demin anlattığım gibi böyle çok fazla basında çıkan haberlerle, yorumlarla, tanımadığınız insanların gazıyla, tüyosuyla alırsanız, malı boşaltırlar, çok büyük zarar edebilirsiniz. Bunu da tekrar anlattıktan sonra bu kısmı kapatıyorum. Evet, bir dakika, bir dakika. Altın satımı. Bu videoya, bunu, YouTube'a bunu kaydedeceğim arkadaşlar. Ondan sonra, evet. Şimdi yavaş yavaş bu konu bittikten sonra, yavaş yavaş böyle bittikten, ama hani borsa ile ilgili şunu söyleyeyim son olarak. Sonra şimdi Julia Hanım'a bağlantıyı sağlayacağım. Borsa ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Aynı, bakın, borsadaki, arabadaki, Bitcoin'deki mantığımız her yerde o kadar aynı ki. Biz arazi iş yapıyoruz daha çok, biliyorsun. Ben de gayrimenkul daha çok seviyorum. Çünkü daha az riskli, ama diğerlerinde de ilgileniyorum, görüyorsunuz. Çünkü ben hep kazanırım. Mantık şudur. Ben borsalar dipteyken, geçen 2 yıl önce söylediğim gibi, alırım. Orada alıyorum derim. Borsalar çok çıkar işte. Ondan sonra ben herkes girerken, kimse ilgilenmezken alırım. Ben aldıktan sonra dalga geçerler. Türk Hava Yolları dedin, bak 9'lardan düştü 7'lere, bir gitmiyor falan filan. Tav dedin. Herkes dalga geçer. Sonra o pandemi mi biter? Uçar gider. Ben o rakamlar uçtuktan sonra satarım, gayrimenkule geçerim. Mutlaka parayı, çünkü bu borsalarda böyle bir şey vardır. Bu borsalar çok çıkar ya, mutlaka 1-2 yıl çıktıktan sonra 1-2 yılda düşüyor. Eğer siz o paranızı zamanında çekip boşaltmazsanız malı, o sepet spekülatörün yaptığı gibi, siz hayat boyu borsada kalırsanız paranız pul oluyor. O da enteresan. Yani Türkiye borsası 25 yıldır, 30 yıldır, bakın, dolar bazı hep aynı yerde aslında. 2 dolarla 5 dolar arasında gidip geliyor. Yani 200 dolarla 500 dolar arasında. Eğer siz beklerseniz paranız pul oluyor. Ama o arada zirvelerde çıkıp malı boşaltıp güzel gayrimenkullere girerseniz ya da başka şeylere girerseniz, sonra çıkıp tekrardan girdiğinizde çok para kazanıyorsunuz. Dolayısıyla parasını da iyi kazanan borsada, mutlaka buna sıfır maliyet mantığı denir. Sıfır maliyet yapın. Sıfır maliyet nedir? 100 bin lira yatırdınız mesela, tamam mı? 100 bin liranız 400 liraya çıktı arkadaşlar. Bir kağıt aldınız. Şansınız yaver gitti. Çok zeki olduğunuzdan olabilir. Şansınız yaver gittiğinden olabilir. Allah'ın yardımı olabilir. Maradona'nın dediği gibi. Tanrı'nın eli değmiştir bazen. Uçmuş gitmişsinizdir. Ya kardeşim, o parada diyeceksiniz ki, ben hep onu yaparım. Benim kardeşim çok iyi bilir bu işte. Ben yıllardan beri ne zaman çok kazansam, o der ki daha da devam et. Abi daha devam edemem derim. Bu kadar çok çan denk geldi. Şimdi çıkma zaman derim. Çıkarım. Çıktıktan sonra o ana parayı çekerim. Yani ilk yatırdığım 100 lirayı çekerim. Geri kalan 300'le devam ederim. O çünkü olmayan bir paraydı zaten. O para batsa da koymaz bana, ki batmaz zaten. Yarıya düşer en fazla. Ama o 100 lirayı çekerim, ana paramı kurtarırım. Ana parayı çekip kurtarıp mutlaka gayrimenkule şey yaparım. Hatta cuma veya perşembe günü bir hanımefendi, yarın hatta buluşacağız. Çok akıllıca bir hareket yaptı. Çok güzel kazanmıştı böyle. Zirvede çok güzel çıktı. Dedi ben artık çok çıktığı için korkuyorum. Dedim gideceğim, gayrimenkul alacağım dedi. Gitti onunla, çok şahane. Böyle müthiş bir yerde, Trakya taraflarında, böyle 2-3 milyon civarında, ama gelecekte 40 da 50 tane daire verebilecek, böyle imara yakın bağıran bir yer alıyor şimdi, böyle bağırıyor yani, hayatı kurtuluyor. Düşünebiliyor musunuz şimdi, borsadan paranızı, 100 liranızı 2 milyon yapıyorsunuz ya da 200 liranızı 2 milyon yapıyorsunuz, ama kalırsanız orası tekrar 200-300'e düşecek, ama onu oradan çıkarıp da bu tip bir şeye koyduğunuzda yarın 40-50 tane dairesi olacak orada. Ne olacak? Hem de bunu yaparak parayı kurtarmış oluyor. Dolayısıyla bu tip fırsat zamanlarda zirveye geldiğinde de çekip bir yatırım yapmanız lazım. Mesela benim diğer yaptığım doğru 2016 civarında, yanlışlarımı anlattığım gibi doğruları da anlatıyorum. Bir tane Halkbank vardı elimde. Halkbank çok artıyordu o zaman. 16 liralara geldi, 15-15,5 lira geldi. Bakın ne kadar şans diye bir şey olduğunu göstereceğim size. Yani her şeyi bilemezsiniz. Kader, kısmet var. Tek kağıt çok risklidir. Bütün param zaten tek kağıtta değildi, ama elimde Halkbank vardı. Halkbank varken bana bir tane projeden yer geldi. O zaman da proje Halkalı'da Metropark diye proje. Baktım evin değeri 155 bin lira. Ev de mantıklı, fena değil, ama süper değil arkadaşlar. Ama süper bir şey de bulamıyorum. Ama kağıt da o kadar çok arttı ki Halkbank. Ya dedim, bu kadar da para kazanmışım. Ben bunu satayım artık. O zaman 7-8 lirada maliyetim var. Enflasyon da bu kadar değil. Kağıdı sattım, gittim. Orada 1+1 daire aldım. Şimdi sonra bu Halkbank'la ilgili bu davalar çıktı, bilmem neler çıktı. Hiç beklemediğim olaylar çıktı. Başımıza acayip şeyler geldi. Eğer o Halkbank'ı tutuyor olsaydım, benim o 150 bin liram, o gün yatırdım 150 bin liram, bugün 70-80'i görmüştü. Şimdi galiba 120-130'a tekrar çıktı, ama 130 bin liram vardı.
Ben gittim ondan o halkalıdaki evi aldım. Şu an o halkalıdaki ev 2 milyon lira oldu. Bakın 2 milyon lira. Metropark'ta 2 milyon lira evim oldu. Nasıl yaptım? O hisse senediyle yaptım. Ama o hisse senedi hala dursaydım şu an o evin onda birini alamıyordum. Param pul olmuştu. Niye? Çünkü Halkbank'taki o Reza Zarrab olayını ben bilemezdim. Kimse bilemezdi. Bir anda oldu, başımıza geldi. Dolayısıyla tek kağıt aldığınızda bakın yine bir tecrübe. Eğer tek kağıtta kalırsanız ve bir yerde kalkmayı bilmezseniz masadan o paranız pul olabiliyor. Ama doğru yerde kar ettiğinizde, o yüzden küçük paralarla yapın bu işi ilk başta, bir de onu tavsiye ediyorum. Yeni başlıyorsanız bütün paranız 500 bin liraysa, 5 milyonsa kesinlikle girmeyin arkadaşlar. Çünkü bunun sonunda gerçekten bir dalga geliyor, bütün paranızı kaybettiriyor. Şeyi anlattım size ya, Luna Park olayı. Borsa biraz bizim Luna Park'taki kumarbazlara benzer. Bizim bir Luna Park vardı Bakırköy'de. Şöyle bir kumar yapıyorlardı. Gidiyorsunuz oraya, yeni giriyorsanız sizi böyle acayip hürmetle karşılıyorlar. Gizli kumarhane böyle. Sana mutlaka para kazandırıyorlar böyle. Gidiyorsun 2 lira annenden para alıyorsun. 2 liran 4 lira oluyor. 4 liran 6 oluyor. Böyle öyle bir mutlu oluyorsun ki böyle. Küçük çocuksun 16-17 yaşında. Hemen evden gidiyorsun. Anne bana 50 lira versene. Niye 50 lira istiyorsun? Anne çok para kazanıyorum. Bir iş buldum. Kumarda demiyorsun. Sonra kumar olduğunu da anlamıyorsun onu. İş gibi anlatıyorlar sana. Şunu şöyle yapıyorsun, bunu böyle yapıyorsun falan. Sonra o 2 lira, 4 lira, 8 lira kazandığınız yerde 50 liraya bir gidiyorsunuz, bütün 50 lirayı kaybedip dönüyorsunuz. Kumarhanelerin mantığı da böyledir. Bizim borsada mantığı da böyle. Mantığı da böyle bütün borsaların. Dolayısıyla küçük parayla girin ki en azından başta nasıl kaybedileceğini görün. Canınız yanmasın. Bütün bunları o yüzden anlatıyorum. Ve belli noktaya geldiğinizde de mutlaka zirvelerde paranızı çekip daha sağlam gayrimenkullere yatırın. Gayrimenkullerde de nedir en mantıklısı? Bu dönemde her zaman söylediğim gibi doğru yerde, bu her yerde çıkmıyor. Doğru yerde, doğru fiyatla. Aynı arsa gibi, şey gibi, hisse senedi gibi arkadaşlar. Her fiyattan her arsayı alırsanız para kazanamazsınız. Kötü bir arsayı alırsanız yine para kazanamazsınız. İyi bir arsayı acayip fiyatla alırsanız yine kazanamazsınız. Doğru yerde olacak, hikayesi olacak, fiyatı düşük olacak. Doğru yerde, hikayesi düşük bir yer alırsanız ama çok ciddi yavrulayabilir. Çok ciddi para kazanabilirsiniz. Dolayısıyla böyle fırsat olan yerleri de takip edin. Böyle güzel paralar kazandığınızda mutlaka bu tip şeyleri yapmanız lazım. Yoksa paranız sürekli aynı yerde kalırsa paranız pul olur. Vallahi saç tıraş olmadım. Vakit olmadı, kusura bakmayın. Yoğunluktan hiçbir şey yapamıyorum maalesef. Bakalım, evet, bir aydır mesaj görmedim, kusura bakmayın, çok mesaj geliyor, günde 2-3 bin tane mesaj geliyor, görmüyorum. Yani mesela bir şirket bir günde %10, %10 gidip de 2-3 gün sonra %30 gidip bir gün 2-3 günde %30 gidiyorsa bundan korkmalısınız. Ama biliyorum korkmak istemiyorsunuz çünkü cesur olup kolay para kazanmak isteyenler var, yapacak bir şey yok. Bunları anlattım, evet. İmar affı, evet, imar affı ile ilgili yakın zamanda imar affı çıkacak diye bir söylenti var. Seçim öncesi bir daha. Normal vergi affı falan bekliyoruz ama imar affı için öyle dedikodu var. Olur olmaz bilmiyorum. Genel bir af da çıkacak deniyor. Bununla ilgili imar affı da olabilir deniyor. Dolayısıyla evet, böyle bir şey olabilir. Dolayısıyla aldığınız tarlalara konteyneri koyup affa sokma şansınız olabilir. Bunu takip edin. Bu tip şeyleri lütfen takip ediniz. Teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Sonra... Arabama acemilikten bakın düşüşe yakalandı. Daha hiçbir şey değil arkadaşlar. Daha şelale düşüşüne çok az kişi yakalandı. Daha çok kişi yakalanacak. Şu an borsa gidiyor. Borsa giderken demin size anlattığım o kumarhanede gibi herkesin cebine para koyuyorlar şu anda. 2 lira, 2 lira, 2 lira, 2 lira. Ben şimdi arsayla ilgili de anlattım ya size. Ben şimdi 22 yıllık bir kurumda çalışıyorum. Bir de beni tanıdınız işte. Ben mümkün olduğu kadar doğru iş yapmaya çalışıyorum. Benim de hatam olabilir. İnsanım. Ben de para kazanıyorum. İnsanım. Para da kazanmayı seviyorum. Ama öyle acayip üç kağıtlar yaparak, acayip yalan söyleyerek para kazanmayı sevmiyorum. Dürüst olarak anlatarak. Çünkü uzun vadeli bakıyorum. Bu da yine sizi sevdiğimden değil. Kendi stratejim. Uzun vadede bunu yaparak başarılı olacağımı görüyorum. İnsanların bunu yaparak zengin olduğunu gördüm ben. Düzenli, düzgün esnaf olursanız hayat boyu zengin oluyorsunuz. Ama sürekli yalan söylerseniz 2 yılda çok para kazanıp sonra ortadan kayboluyorsunuz. Benim de derdim dürüst olarak uzun vadede esnaf olmak. Yani ben bunu yine diyorum. İyiliğimden, iyilik ve vicdanlı olduğum doğrudur ama ben bunu iyilikten yapmıyorum. Ticari olarak bunun para getirdiğine inandığım için dürüst oluyorum insanlara. Bunu alma, bunu al, bunun artısı bu, bunun eksisi bu. Burası batık yer, burası kötü yer, burası iyi yer. Burası çöp yer diyorum. Buna göre insanlar alsın diyorum ve bu bana fayda sağlıyor. Şimdi ben bu kadar net olmama rağmen bu aynı arsada ve borsada olan olay tarla işinde de oluyor. Bana müşteri geliyor, 22 yıllık bir kurumuz. Ve bu kadar da bir şekilde marka değerimiz oluşmuş. Bir sürü insan bizi tanıyor falan. Yani kolay değil benim çok fazla yalan söylemem. Ya da işte çok uyduracak bir bilgi verebilmem size, tamam mı? Çünkü rezil edersiniz beni çok rahat bir şekilde. Adam bize buraya Elon Musk gelecek, havuzlu ev yapacak dedi dersiniz. Ben rezil olurum öyle bir yalan söylersem. Şimdi ben o kadar her şeyi kötü söylemem herhalde. Çok pardon. Bizim ofise geliyorlar. Bakın 10 müşteri geliyor arkadaşlar. 10 müşteri geliyor. Haftada bir gün ofiste oluyorum. Randevu günümdür o gün benim. İşte sabahtan akşama kadar arka arka yarım saatte bir sürü randevu yapıyorum. Sonra şehir dışına çıkıyorum yer bakmaya. O gün gelen 10 müşteriden 9'u alım yapmıyor. Tamam mı?
Sonra benim işte yardımcım var bir tane. O arıyor, soruyor. Hani genel anket yapıyor. Hani neyimizden memnun kalmadınız? Çok önem veriyorum ben böyle şeylere çünkü. Çoğunluk şunu diyor. Ya diyor Mert Bey'in dedikleri çok doğruydu. Çok güzeldi. Ama 5-10 yıl sonra dedi. Ondan sonra şu kadar artar diye garanti vermedi. Böyle olabilir, böyle olabilir dedi. Onun yerine dedi biz aşağıya indik yokuş aşağı dedi. Orada 100 metre ileride, 500 metre ileride 2-3 tane emlakçı var dedi. Onlardan yer aldık dedi. Peki onlardan niye yer aldınız diyoruz. Çünkü onlar bize bir yıl sonra %500 artar. Çünkü oraya bu geliyor. Ama öyle acayip vaatler ki böyle. O geliyor, bu geliyor. Hani işte Elon Musk'la Bill Gates beraber orada çiftlik yapıp ondan sonra Türk kebabı yemeye gelecekler gibi. Böyle efsane, tabii bunu abartarak söylüyorum anlaşılsın diye. Hikayeler yaparak şey yapıyor. Peki buna nasıl inandınız diyoruz. Diyorlar ki ya diyor çok inanmadık ama o kadar güzel bir yalandı ki. Onu almak işimizden geldi. Bizim milletimizde gerçekten bu var. Yani tarla işinde de böyle, arsa işinde de. Yani ben şimdi diyorum ki adama kocaman bir şirket var. FK'sı çok düşük. Bunu beklersen gelecekte çok para yapar. Şirket bu güvenilir bir şirket. Dev bir şirket. Türkiye'nin en dev şirketi. Ama bu yıl bu her yıl dolar bazı %15-20 anca gider. Bak şimdi. Ama öbür tarafta bir kağıt var. Bu zombi kağıt. Karlılığı yok, bilançosu yok, FK'sı felaket, sahibinin kim olduğu belli değil falan filan. 2 yıl önce yoktu. Bugün yeni çıktı piyasaya falan. Ama her gün %100 artıyor. Adam onun peşinden koşuyor. Onun peşinden koşuyor. Onun peşinden. Sonra ne oluyor? Bunların bazıları batıyor. Bakın borsa başladığında 1986'da 500 tane kağıt varmış. Bu 500 tane kağıdın şu an ancak 100 tanesi var. Bir sürü şirket duvar kağıdı diyorum. Yok oluyor. İşte zamanında Medya Holding vardı, Sabah vardı. Ondan sonra Marbank vardı. Bunun gibi bir sürü şirket sayarım size. Bunlar Abana Elektronik vardı. Bunlar koddan çıkıyor. Dolayısıyla koddan da çıkma riskleri var. Dolayısıyla güvenilir şirket alın. 20 yıl sonra olacak şirket alın. Umarım yeteri kadar bilgi verebilmişimdir. Faydalı olabilmiştir. Tek tek bütün kağıtlar için bir şey demem çok zor. Çünkü o kadar çok kağıt soruyorsunuz ki. Ondan sonra Sasa'yı soruyorsunuz, diğerlerini soruyorsunuz vesaire. Ben burada genel bir matematik anlatmaya çalışıyorum. Lütfen benim kafamdaki bir mindset deniyor buna. Rich mindset denen. Zengin altyapısını, kafa yapısını anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben şimdi size tek tek bütün kağıtları anlatamam. Ama siz zaten bu grafiklere baktığınızda kendiniz biraz bir şey yapın. Ondan sonra biraz tedbirli olun. Bu işi bilenlerden destek almaya çalışın. Şimdi bu cash flow oyunuyla ilgili birazdan şimdi Julia Hanım'a bağlanacağım. Yoruldunuz değil mi? Vallahi ben bu kadar konuşurken nasıl yoruluyorum. Cash Flow denen oyun şu. Bu Robert Kiyosaki öyle güzel bir oyun yapmış ki sizin emekli olmanız için ya da işte emekli olmak demeyeyim de pasif sistemden çıkış pasaportu alacak finansal kölelikten kurtulmak için ne yapacağınızı anlatmış. Bunun için de pasif gelirlerinizin olması gerekiyor. Pasif gelirleri nasıl sağlayacağınızı da bir oyun haline getirmişler. Bu oyuna katılıyorsunuz. Ben katıldım. Katıldığımda şunu gördüm. Katılanlar arasında o kadar güzel ki oyunda. Oyunda kendi karakteriniz ortaya çıkıyor. Bir bilanço yapmanız gerekiyor vesaire. Kiminin çok hırslı olduğu, her şeyi almak istediği, her yatırımı yapmak istediği ortaya çıkıyor. Ama o kadar çok yatırım yapınca da cash flow'da para dengenizi bozuyorsunuz, nakit akışınızı bozuyorsunuz, iflas ediyorsunuz. Bazıları da çok pimpirikus müşteri, birebir böyle armudun sapı, üzümün çöpü diyor. Çok böyle denetimci kafasıyla, çok böyle finansçı kafasıyla, çok iyi okumuş tipler, çok kafası çalışan tipler. Onlar da böyle bütün risklerin bir minimum en manyak detaylarıyla hesaplıyorlar. Onlar da mal alamıyorlar, devamlı para biriktiriyorlar. Paraları eriyor enflasyonda, mal alamıyor. Emekli ya da işte o finansal özgürlüğüne kavuşamıyor. Bu çok enteresan bir oyun. Bu oyunu oynadıktan sonra kendi eksiklerinizi görüyorsunuz ve nasıl kendinizi geliştirirsiniz onu anlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi ben bununla ilgili hemen Julia Hanım'ı davet edeceğim. Kısa bir 10 dakika 15 dakika oyunu anlatacaklar bize. Bu oyunun çok faydası olduğunu gördüğüm için de insanların görmesi için davet ettim. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Öncelikle teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Kusura Geliyor bakmayın. mu? Böyle biraz geç oldu. Ses geliyor, sizin sesiniz geliyor. Evet, geliyor. Teşekkür. Öncelikle bu güzel bilgiler için Mert Bey'e teşekkür ederiz. Ben Ben teşekkür ederim. Julia Yılmaz. Cashflow Club Türkiye kurucusuyum. Yaklaşık 5 senedir Cashflow oyunu yönetiyorum. Ortam Müge ile yollarımız. 2 senedir beraber çalışıyoruz, eğitmenler veriyoruz, kışla kolaylaştırıcı eğitmenler veriyoruz ve farklı farklı dönüşüm oyunlar oynatıyoruz. Ben de Müge Özkorkut. Julia ile 2 senedir birlikte bu oyunları yapıyoruz. Şimdi çok hızlıca oyuna girmek istiyorum. Cashflow Evet. nedir, ne işe yarar diye. Ne Cashflow işe yarar? Bize ne faydası var? oyunu bir tahta oyunudur. Robert Kiyosaki biliyorsunuz Japon kökenli bir Amerikalı
iş adamı ve yatırımcı. Bütün hayatı boyunca deneyimlediği şeyleri insanlara öğretmek üzere kitaplar yazıyor. Fakat yine kendisinin söylediği çok önemli bir laf var. Diyor ki bisiklet kullanmayı kitaplardan öğrenemezsiniz. Deneyime ihtiyaç var. Dolayısıyla kitaplarının yanı sıra bir oyun yaratıyor. Ve diyor ki hem bilginin hem de deneyimin bir arada harmanlanarak bir simülasyon haline getirilerek size öğretilebileceği bir alandır diyor oyun. Şöyle oyunu size gösterebiliriz. Evet, kısaca tahta oyunu. Şöyle gözüküyor. Tamam. Bizi Evet. kapatacağız. Bizim Monopoly'ye benziyor. Bizim Monopoly'ye benziyor aslında. Biraz benziyor ama oynadığınız biliyorsunuz yani büyük Tabii. fark var. Şimdi Evet. bugün oynayarak ne kazanıyorsunuz? Bu oyunu Evet. oynayarak bir kere finansal okur yazarlığınızı arttırıyorsunuz. Çünkü oyun içerisinde hem bilgiler var hem de siz bunları bizzat kendiniz deneyimleme şansına sahip oluyorsunuz. Kendi blokajlarınızı görüyorsunuz. Demin Mert Bey'in söylediği gibi işte hırslı bir karakterseniz bununla karşılaşıyorsunuz. Çok pimpirikliyseniz bunları görüyorsunuz. Tüm bu deneyim ve bilgilerin harmanlanmasıyla kendi blokajlarınızı görmek, bunları dönüştürebilmek, işte ben nerede takılıyorum bunlara bakabilme şansına sahip oluyorsunuz ve oyun içerisinde alarak, satarak, iflas ederek, işte işten atılarak vesaire birçok deneyim şey yaparak aslında yaşamın bir ön provasını yapıyorsunuz, öyle diyelim. Carl Gross diye bir psikolog var. Diyor ki oyunlar hayata hazırlıktır. Dolayısıyla biz bu oyunda sizi finansal konularda nasıl yatırım yapmalısınız, risk almalı mısınız, almamalı mısınız? İşte fare yarışı dediğimiz hepimizin takıldığı ve aslında zengin olmamızın önünde engel teşkil eden alandan nasıl çıkabiliriz? Zenginler kulübüne nasıl dahil olabiliriz? Bunları öğrenebileceğimiz keyifli 4 saat süren, maksimum 4-5 kişiyle oynanan, orada dediğim gibi kendi mindsetinizde yani zihninizde ne gibi engelleriniz var, ne gibi başarılarınız var, bunları görebildiğiniz ve tekrar bunları yenileyerek yaşama daha gelişmiş becerilerle devam edebileceğiniz bir alan açılıyor. Evet. Bu yüzden bu oyun yani bence herkesin deneyimlemesi gereken bir şey. Ben keşke 10 sene evvel karşılaşsaydım bu oyunla. Pasif gelir nedir, aktif gelir nedir, pasif geliri niye arttırmalıyız? Neden emekli maaşına kalmamak için şimdiden bir takım yatırımları yapmalıyız, risk alabilmeliyiz? Bunları böyle size cevaplayan, Evet. öğreten Ya şimdi bir insanlar tabii şunu anlayamayabiliyorlar. Hani bana şimdi alttan yazanlar oluyor. İşte niye böyle bir reklam yapıyorsun ya da niye böyle bir şey yaptın? Normalde evet. Ben yapmam böyle bir şey. Ama burada oyunun faydasını gördüm ve insanların, ya ben de dahil o katılanların da ne kadar hatalı yatırımlar, ne kadar hatalı hareketler yapabildiğini gördüm. Dolayısıyla burada bir direkt karakter analizini anlayıp ve kendini geliştirmesi için bu tip faaliyetlerde, bu tip oyunlarda, bu bir oyun değil. Yani ismi oyun ama arkadaşlar bu bir oyun değil. Bu bir hayat eğitimi. Siz buna girdikten sonra bir kez bilanço tutmayı öğreneceksiniz. Çoğunuz bilanço tutmuyorsunuz. Bilanço nasıl tutulur öğreneceksiniz. Bilançonuzu hatalı yaparsanız iflas edeceğinizi öğreneceksiniz. Yani şu an kaç kişi aylık ne kadar geliri var, ne kadar gideri var, ne kadar pasif geliri var. Bunları bir yere yazıyor. Ne kadar faiz geliri var bir yere yazıyor. Çoğu yazmıyor. Bunu düzgün yazmayı öğreneceksiniz. Bunu yazmayı öğrendikten sonra nasıl pasif gelirimi daha artırırım? Hisse senetlerinden mi, gayrimenkulden mi? Bunu yine aynı şekilde orada öğreniyorsunuz. Çoğu insan bilmiyor. Dolayısıyla bunu aynı şekilde bunu da yaptıktan sonra ana amacının çok parası olmak değil. Orada mesela en etkilendiğim şey oydu. Benim hayat felsefem zaten Robert Kiyosaki de bunu şey yapıyor ya. Ne kadar çok para kazandığın değil burada önemli olan. Senin ne kadar giderin var. O giderin ne? Ne kadar giderin üzerine çıkarsın o zaman başarılısın. Yani buradaki kilit nokta hoşuma giden zaten o yarışmada şeyde bugün 10 bin lira gideri olan bir vatandaşsanız siz arkadaşlar bu oyunu kazanmanız için 11 bin lira pasif gelir yaratmanız gerekiyor. Ama başka biri var ya hayatınızda yanınızda oynayan o 100 bin lira gideri varsa onun 110 yapması lazım şeyine. Dolayısıyla burada giderlerin de ne kadar önemli olduğunu arada gider harcamanız oluyor bağış yapmanız gerekiyor vesaire. Dolayısıyla bunları yapmanız da gerekiyor. Dolayısıyla bu bir eğitim gibi bir şey. Sadece oyun diye algılamayın ve bunu iyi yapanlar, iyi oynayanlar kendini geliştirecek ve doğru yatırım yapmayı da öğrenecek. Çünkü insanlarda bu hata da var. Bunu da görüyorum. Yani benim zaten bu eğitime ilgilenme nedenim şu oldu. İnsanlar, iki tip insan var. Bakın ortası yok. Hep onu söyleyeceğim. Çok enteresan. Biri çok yatırım yapıyor. Sürekli yatırım yapıyor. Sürekli bir şey alıyor. Ama hayatı ıskalıyor. Ve devamlı borçlandıkları için sisteme köle oluyor. Adamın aylık geliri belki 1 trilyonluk kira geliri var ama 1,5 milyonluk gideri var yine geçinemiyor. Öbür tarafta bir kesim var. Onlar da sürekli harcıyorlar.
Onlar da ayrı eksideler. Veyahut da bir kesim var, sürekli nakit tutuyor. Korkunç para biriktiriyor. Ama orada da oyunda gördüğünüz gibi acayip şekilde nakit biriktirmeniz bir şey ifade etmiyor. Risk almıyor Şey, insanlar. evet, risk almıyor. Pasif gelir yapamıyor. Dolayısıyla lütfen bu oyunla ilgili gerekli şeyleri yapın. Araştırmaları yapın. Kafanıza yatarsa da dediğim gibi Müge Hanım ve Julia Hanım'a da ulaşabilirsiniz. İnternetten de bulabilirsiniz. İlla sizden yapmak zorunda değiller. Sonuçta birebir de reklam şey yapmıyorum. Kusura bakmayın, biliyorsunuz benim şeyimi, tarzım. Hani parası olmayan internetten de yapabilir ama imkanı olanlar bu kurumla da görüşebilir. Biz aldık, faydasını gördük. Benim faydasını gördüğüm bir şeyde artımı eksimi gördüm çünkü. Paylaşmamda mahsur yok diye paylaştım. Ben yatırımla ilgili, tasarrufla ilgili insanlara faydası olacak eğitim, kitap, her şeyi paylaşmayı seviyorum. Bunu da ondan dolayı paylaştım. Ondan dolayı da böyle bir tepki olabiliyor diye açıklama durumu var. Açıklıyorum, kusura bakmayın. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani sorular varsa soruları cevaplayabiliriz. Dediğim gibi bu yani kendinizde ne durumdayım finansal okuryazarlıkta, bilgim nedir, eksiğim nedir görebilmeniz için bir deneyim. Yani yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış ama bizim gözlemlediğimiz şey ya insanlar risk almaktan korktukları için hiçbir şey yapmıyorlar ya da aşırı risk alıyorlar. Her ikisi de çok şey değil. Doğru riski nerede alacağız, yatırımı nasıl yapacağız? Parayı herkes kazanıyor fakat parayı doğru kullanmayı kimse bilmediği için bu durumdayız. Bunu öğrenmek. Evet. Bunu da kitaplarla, işte oyunla vesaire elimizden geldiğince destekleyerek şey yapmaya çalışıyoruz. Bana ve Julia'ya bireysel sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Cashflow Club Türkiye sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa cevaplayabiliriz. Yoksa bize verilen bu zaman için ve destek için Mert Bey'e teşekkür Tabii, ederiz. çok teşekkür Çok ederim. teşekkür ederim. Tamam. Yine soruları zaten sorarlar özelden, mutlaka internetten. Çok Tamam. teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek Tamam, üzere. Hoşça kapatıyorum. kalın. İyi Sağ olun. akşamlar. Bay bay. Görüşmek İyi üzere. akşamlar. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bugünlük bu kadar. Elimden geldiği kadar faydalı olmaya çalıştım. Özellikle baştaki kısmı iyi dinleyin. Orada borsa ile ilgili detayları anlattım. Sonda da cash flow'un faydasını anlattım. Bu tip oyunlar, simülasyonlar sizin gelişimizi sağlayacağı için hayat maalesef gelişmemizi gerektiren bir şey. Yine diyorum, çok fazla insanda şunu görüyorum. İnanılmaz şekilde işi biliyorlar fakat bir türlü harekete geçmiyorlar. Ya oyunu oynadık, o kadar net gözüküyor ki bir çocuk var, devamlı para biriktirdi. Hiçbir yatırım yapmadı. Bir finansal özgürlüğüne kavuşamadı. Öbürü inanılmaz başarılı biri, sürekli yatırım yaptı ama iflas etti. Dolayısıyla bunları frenlememiz lazım. Her zaman insan psikolojisi çok önemli. Herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.